Merhabalar. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun. Bugün gaybı kimler bilir, Allah gaybını kimlere açar, bu konuyu işlemeye çalışacağım. Cin suresi 26. ayet. Gaybı o bilir, gizlisini kimseye açmaz. 27 ve 28. ayet. Ancak elçi olarak seçtiği başka. Allah bu elçilerin her türlü durumlarını ilmiyle kuşattığı ve her şeyin sayısını belirlediği halde Rablerinin mesajlarını tebliğ ettiklerini ortaya çıkarmak için onların önlerinden ve arkalarından gözcüler gönderir. Burada Allah elçilerine de dilediği kadarını bildireceğini belirtmiştir. En'am suresi 50. ayete bakalım. De ki ben size Allah'ın hazineleri benim yanımdadır demiyorum. Ben gaybı da bilmem. Size ben bir meleğim de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana uyarım. De ki, kör ile gören hiçbir olur mu? Hala düşünmüyor musunuz? Bu ayette Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i konuşturuyor. Yani bugün piyasada daha taharet almaktan aciz insanlar Peygamberimizden daha iyi gaybı biliyor. Bu nasıl oluyor? Kendi kendinize bir sormanızı öneririm. Haşa, bu insanlar Peygamberimizden daha üstün insanlar mı? Kendinize bir sorun. En'am suresi 59. ayet. Gaybın anahtarları Allah'ın katındadır. Onları ancak O bilir. Karada ve denizde ne varsa hepsini bilir. Düşen hiçbir yaprak ve yerin karanlıklarında hiçbir tane yoktur ki Allah onu bilmesin. Yaş ve kuru ne varsa hepsi kitab-ı mübindedir. Neml suresi 27 ve 65. De ki göklerde ve yerde Allah'tan başkası gaybı bilmez. Cin suresi 72, 26, 27. Gaybı bilen odur. Gaybını razı olduğu Resul'den başkasına bildirmez. Gaybı Allah'tan başkası bilemez. Kura suresi 42, 51. Hiçbir beşer için Allah'ın bir vahiyle veya perde arkasından konuşması veyahut bir elçi gönderip de izniyle ona dilediğini bildirmesi dışında konuşması yoktur. Yani gaybı bildiğini iddia eden insan açıkça kendisinin elçi olduğunu, peygamber olduğunu, vahiy aldığını ilan etmektedir. Bu ne kadar tehlikeli bir durum. Âl-i İmran suresi 49. ayet. Ben evlerinizde yediğiniz ve biriktirdiğiniz şeyleri size haber veririm. Yusuf suresi 12, 93, 96. Ben size Allah'ın lütfuyla sizin bilmediğinizi bilirim demedim mi? Bakara suresi 3. Onlar gayba inanırlar, namazı dosdoğru kılarlar ve kendilerine rızık olarak verdiklerimizden infak ederler. Bakara suresi 33. Allah, ey Adem, bunları onlara isimleriyle haber ver dedi. O bunları onlara isimleriyle haber verince de dedi ki, size demedim mi? Göklerin ve yerin gaybını gerçekten ben bilirim. Gizli tuttuklarınızı ve açığa vurduklarınızı da ben bilirim. Araf suresi 188. De ki Allah'ın dilemesi dışında kendim için yarardan ve zarardan hiçbir şeye malik değilim. Eğer gaybı bilebilseydim muhakkak hayırdan yaptıklarımı artırırdım ve bana bir kötülük dokunmazdı. Ben iman eden bir topluluk için bir uyarıcı ve bir müjde vericiden başkası değilim. Yunus suresi 20. Bir de derler ki Rabbinden üzerine bir ayet, mucize indirilse ya, de ki gayb yalnızca Allah'ındır. Siz bekleye durun. Ben de sizlerle birlikte bekleyenlerdenim. Hud suresi 123. ayet. Göklerin ve yerin gaybı Allah'ındır. Bütün işler ona döndürülür. Öyleyse ona kulluk edin ve ona tevekkül edin. Senin Rabbin yaptıklarınızdan habersiz değildir. Yusuf suresi 102. ayet. Bu sana ey Muhammed vahyettiğimiz gayb haberlerindendir. Yoksa onlar Yusuf'un kardeşleri o hileli düzeni kurarlarken yapacakları işe topluca karar verdikleri zaman sen yanlarında değildin. Ra'd suresi 9. ayet. O gaybı da müşahede edileni de bilir. Pek büyüktür, yücedir. Nahl suresi 77. ayet. Göklerin ve yerin gaybı Allah'a aittir. Kıyamet saatinin emri de yalnızca göz açıp kapama gibidir veya daha yakındır. Şüphesiz Allah her şeye güç yetirendir. Kehf suresi 26. ayet. De ki ne kadar kaldıklarını Allah daha iyi bilir. Göklerin ve yerin gaybı O'nundur.
O ne güzel görmekte ve ne güzel işitmektedir. Onun dışında onların bir velisi yoktur. Kendi hükmünde hiç kimseyi ortak kılmaz. Cin suresi 26. ayet. O gaybı bilendir. Kendi gaybını kimseye açık tutmaz. Ona muttali kılmaz. Tekvir suresi 24. ayet. O gayb haberlerine karşı söylediklerinden dolayı suçlanamaz ya da cimrilikte bulunup kıskançlık yapmaz. Şimdi burada Allah gayb ile ilgili ayetleri hem de peygamberimizi konuşturarak açıklar. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de gayb bilgisi sınırlıdır. Şöyle örneklendirelim. Peygamberimiz eğer gaybın tamamını bilseydi müşriklere kendine hiç eziyet ettirmez, direkt Mekke'ye giderdi. Taif'te çocuklara kendini taşlattırmazdı. Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'nın kalbini deşerek hem de dişleriyle çiğnemelerine izin vermezdi. Allah'ın rahmeti ve bereketi bütün müminlerin ve inananların üzerine olsun.